ne göreceksin? Sus lan, kapa çeneni, kebertene. Betüş, niye benim böyle gözüm bağladınız ya? Bayağı merak ettim şimdi. Sabret hayatım. Biraz sonra Perihan teyze sana unutamayacağım bir hediye verecek. Acaba benim de aday olacağımı bir yerden duydu da iyilik sihri yapıp benimle yarışıyor mu? Eda. 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 Aa, merak etme hayatım. Buralarda bir yerdedir. Hazır mısın Sadık? Aa, yani neye olduğunu bilmiyorum ama tamam hazırım. Hadi hadi. Ama bu. Ha evet. Bu benim eski dostlarımla bizim şarkımız. Evet tatlım. Sizin şarkınız. Aman tanrım. Aman tanrım. Al bakalım gitarını grubun solisti. Başla. Ya yıllar sonra siz nereden çıktınız böyle? Ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Hayatım, ben bir şey yapmadım. Dostların zaten seni çok özlemişlerdi. Sadece vesile oldum. Yani bu bana verilen en güzel doğum günü hediyesi. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. Sevinçten ağlıyorum Betüş. Yıllar sonra en iyi arkadaşlarımı gördüm. Adamlar ta nerelerden bir saatinde beni görmeye gelmişler. Canım ya. Demek ki ben hala onların en iyi arkadaşıyım. Ya yarın gitmeselerdi de şöyle daha çok birlikte olabilseydik. E artık birbirinizi buldunuz nasıl olsa. Sık sık araşırsınız ha. Doğru ya, haklısın. Ya bu arada... Perihan teyzeye ne kadar teşekkür etsem azdır biliyor musun? Yani dünyanın en iyi kadını o bence. Öyledir. Sadık. He? Sen şu araba konusunda ne düşünüyorsun? Yani bilmiyorum ama arkadaşlarımdan sonra o çok basit bir hediyeymiş gibi geliyor bana. Tamam yazık annen o kadar para verip almış ama... ...o araba olmadan da ben bu mutlu hayatımı sürdürmeye devam ederdim. Niye güldün ki? Çünkü senin yerinde olsam ben de böyle düşünürdüm. Ve sen böyle düşündüğün için seni çok seviyorum. Günaydın baba. Annem yok mu? Sabah erkenden çıktı. Şato şato gezip oy toplamaya gitti. Ay, acaba sonuçlar ne olacak? Bilmiyorum.
Sihirli sabahlar, ben geldim. Günaydın anne. Nasıl gitti? Çok iyi gitti. Bütün perileri tek tek dolaşıp damadıma yaptığım iyiliği anlattım. Bana oy verirken bunu göz önünde bulunduracaklar. Hırsa bak. Demek bu kadar ileri gittin. Bir faniye iyilik yaptım. Böylece aday olma hakkını kazandım. Oy alabilmek için de perilerin aklını çelmek lazım. Ne yaparsın? Politika. Fakat yine de son kararı Periliçe verecek değil mi anne? Ne o Eda? Sanki benim kazanmamı istemiyor gibisin. Ha? Neyse, saat kaçta yapılacak bu seçim? Perihan şu anda şatoyu hazırlıyor. Saat 8'de oylama bitmiş olacak. Periliçe'nin huzuruna çıkacağız. Sahi Betüş'le sen de gelsene. Olur olur da anne, sen hala Perihan teyzeye aday olduğunu söylemedin değil mi? Doğrusunu istersen söylemedim. Oylama sırasında adaylığımı öğrenecek. Ay, yüzünü görmek istiyorum. Hele bir de seçilirsem. Kala kalacak.